Sayın seyirci arkadaşım, Kessel. Neydi oranlık? Kessel. Bistro Cafe. Sen sıkılınca nereye gidiyorsun genelde? Buraya gidiyorum. Akşamları sıkılınca? Kesinlikle. Şeye gidiyor musun? Aura Disco. Aura Disco'ya gidiyorum. Neden gidiyorsun oraya? Arda'ya mı gidiyorsun, güzel mi gidiyorsun? Arda'ya gidiyorum tabii. Arda diyorsun, tamam diyorsun. Evet, burası gerçekten çok güzel bir yer. Gördüğünüz üzere. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Böyle. Evet sayın seyirciler. Dün geldiğin sabah buraya geldik. İstanbul diyorsun, geliyor ya. Antalya'ya geldik. Antalya'da. Murat'la beraber Down Aksesuar, Down City'den ismini bile bilmiyoruz daha, baksana arkadaşım. Neyse, şey diyeceğim, Tweet TV'ye ara verdik. Tweet TV salı gün tekrar başlayacağız. Buradan Olgun'a da selamlar. Tweet TV'de bizi tweetleyenler, bizi yüreklendirenler, bizi bu işe devam edin diyenlere, Demet'ime, ondan sonra oradaki Taci Kalkavan, ondan sonra Matt Cizir. Bak gördüğünüz üzere daha var tabi, bir sürü var. Gördüğünüz üzere isimlerini bile buradan ezbere biliyorum. Umarım her şey gönlünüzce geçer. Antalya'dan sevgiler. Yine büyük sevgiler. İyi bakın kendinize. Gel gel. Sözünü fotoğraf çekiyorum sana. Video çekiyorum, video. Kamera mı? He, tamam. Video mu? He. Burayı anlatır mısın biraz? Gel. Burayı mı anlatayım? He. Nasıl anlatayım? Burayı şey dilini anlat istersen. Rusça anlatabilir misin burayı? Rusça mı? He. Rusça deyince güldüğün. Yani bizim Rize anlatayım. Lazca. Ha, Lazca anlat. Rize'nin neresinde? Pazar mı? Rize pazar mı? Yok. Trabzon Akçabat. Ooo. Bilmiyorum. Annelerim diyorum birazcık. O zaman Türkçe anlat burayı. Türkçe anlatayım ben size. Nerede burası? Bizim burası Antalya merkezinde, kale içinde. Evet. Kale içinde dediğimiz yerde. Yani Antalya'nın kuruluşunun hani eski ismi Atlas'ın. Evet. Antalya'nın kuruluşunun ilk yeri burası. Kale içindeyiz. Valizlerin üzerindeyiz biz. Evet. İsmimiz Kestel. Yani kale Kestel anlamında geçiyor. Evet. Kestel mi, Kestel mi? Kestel. Yani Kestel. Kale anlamında. İngilizcesi Kestel mi? Kestel. Kestel diye okuyoruz tabii. Evet. Just Bay diye yazılıyor. Evet. Kale anlamında. Biz de Antalya'nın kalesi gibiyiz. Evet. Tabii konum olarak kale içinde tarihi özellik kulesinin yanındayız. Evet. Yani buranın sahibi kim? Buranın sahibi şöyle söyleyeyim. Bu üç ortak. Mahir Özer. Evet. İlker Güller ve Erdem Yılmaz olmak üzere ortak. Yani yabancıların değil burası. Hayır, yerli. Evet. %100 yerli. %100 yerli. Evet. Türk malı. Türk malı. Türk malı, evet. Yerli malı gibi. Evet. Ondan sonra geldiğimizin müşteri portföyümüz ağırlık olarak %80 yerlidir. Evet. Antalya'nın yerlileri ama aynı zamanda içerisinde İstanbul, Ankara olsun ve yurt dışı şehir dışında olsun gene yerli müşterimiz, yerli misafirimiz var. Evet. Ama ağırlık olarak Antalya'nın yerlisidir. Daha burasının geçmişi 25 yıllıktır. Daha önce burası kafe, kafe bistro. Kafe, çay bahçesi tarzında bir yerdi. Biz aldıktan sonra biz burayı biraz daha kafe bistro, restoran tarzına çevirdik. Evet. Mutfağımız çok iyidir. Dünya mutfağı mı var? Sayılır. Sayılır. Yani şöyle söyleyeyim, pastalarımız var, İtalyan mutfağımız var. Evet. Bonfile etlerimiz var. Evet. Türk mutfağımız var. Evet. Tatlarımız var, deniz ürünlerimiz var, meze ürünlerimiz var. Biraz karışık dünya mutfağı. Evet. Biraz karışık. Ağırlık ama yerli. Biraz karışık ama yine de güzel. Evet. Kahvaltı servisimiz var, brunchımız var, öğle yemeği servisimiz var. Evet. Ondan sonra akşam yemeği servisimiz var. Ağırlık olarak giden servislerimiz akşam yemeği de deniz ürünü değil de ızgara ve bonfile gider genelde. Evet. Aynı zamanda içerisinde yerli misafirimiz geldiği zaman içerisinde ağırlık rakı, şarap ve meze ağırlığıyla. Evet. Buraya geldiği zaman içerisinde özellikle tavsiye edebileceğim size deniz ürünleri. Köftemiz %100 karakteristir. Evet. Tavsiye ederim. Köylü tavuğumuz harikadır. Bonfilemiz güzeldir. Etlerimiz
bir süt tanısıdır, sosta bekler. Meselemizi dönmemiz lazım. Kalamar ızgarasını mutlaka dönmemiz lazım. Çünkü şurada. Kalamar ızgaramız bizim meşhurdur. Antalya'da yiyebileceğiniz 2-3 tane yerden birisiyizdir. Sebze yemeklerimiz de vardır. Şimdi çok meşhurmuş misafirimiz vardır. Etkinliğe misafirimiz vardır. Sebze yemeği yapmaktayız. Burada geldiğimiz benim biramız buzlu bardak. %1000 buzludur. %1000 buzlu. O derece buz bardağı gelir. Sen yaparız ki biramız çivi gibi. Yani buz gibidir. Buranın özelliği budur. Buranın özelliği, servisimizdir. Bunu da bahsetmek isterim. Yani konuya vakıfsın yani genel olarak diyorsun. Konuya vakıfım diyorsun. Kestirdiğim zaman içerisinde insanların aklında şu vardır. Buzlu bira. Evet. Manzara. Evet. Bu var. Manzarayı ben yine çekeyim istersin. Manzara, buzlu bira ve yemek. Mutfak. Evet. İnsanların aklına artık ve servis tabii. Bu da güzel ama öncelikle tabii şu önemli yani. İlk başta insanların belirli bir gözünü ve bilgisini doyurmamız lazım ki aşık olduğu mideyi doyurmamız lazım ki daha sonraki ikinci etapta gidiyor manzara ve servis. Benim anlatımca. Evet. Çünkü her yerde servis var ama eğer Antalya'da. Evet, evet. Her yerde manzara var ama eğer misafirlerin midesini o aşkla o yeme kokusuyla doyduyorsak, beğenisi sağlarsak, mutlu ayrılırsa burada manzaranın eşliğinde soğuk buz gibi bir eşliğinde veya şarapın eşliğinde misafirin mutlu ayrılım içerisinde o üçlü kombinasyon, insanlar mutlu edip ebolojin oluyor, reklamımız sağlıyor. Bir daha misafirlerimizin burada gelmesini sağlıyor. Biz gördüğünüz gibi her gün böyle bir şekilde misafirimiz burada. Misafirimiz dünya mutfağı gibi dünyadan gelen insanlarımız var. Yani dünyanın her yerinden gelen, aydan başlamadı mı? Her yerden gelen misafirimiz var. İnşallah 2023 yılında uzay yolunda olduğu gibi bekliyoruz yani misafirimizi. Çok teşekkür ederim. Yani. Buranın internet sitesi var mı? Var. Söyler misin? www.kestinkahvebistro.com.tr diye girmişsiniz. Çok teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun.